dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Es eine Sendung Das Radio Kassel. Radio Kassel Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ocak Salı. Merhaba. Avrupa İlaç Ajansı, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen COVID-19 aşısına onay vermedi. CHMP heyetinin 6 Ocak Çarşamba günü toplanması bekleniyordu. Ancak üretici firmanın istenen belgeleri Perşembe günü Amsterdam'daki EMA merkezine ulaştırması üzerine toplantı iki gün öncesine çekildi. Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu Başkanı Ton de Bea göre Moderna tarafından geliştirilen aşı konusunda hala yanıtlanması gereken çok sayıda soru var. EMA ABD'li ilaç şirketinden gelecek bilgiler doğrultusunda COVID-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımına yönelik onay başvurusunu çarşamba günü yeniden ele alacak. Yapılan testlerde Moderna'nın aşısının virüse karşı yüzde 94,5 oranında etkin olduğu, eksi 20 derecede saklanabildiği ve çözüldükten sonra bir ay boyunca buzdolabında saklanabildiği açıklanmıştı. Almanya'da Aralık ayında resmi işsizlerin sayısı bir yıl öncesine göre. 480 bin bir ay öncesine göre ise 8 bin artışla 2 milyon 707 bine yükseldi. Almanya İş Ajansı işsizlik oranını %5.9 olarak açıkladı. Ancak resmi rakam işsizliğin gerçek boyutunu açıklamıyor. İstihdam tedbirleri ve raporluların sayılması durumunda Aralık ayında 3 milyon 176 bin emekçinin işsiz olduğu ortaya çıkıyor. İşsiz oldukları halde kimler işsiz olarak kabul edilmiyor? Özel iş ajanslarına kayıtlı olanlar, iş başvurusu dilekçeleri yazmayı öğrenmek için kurslara gidenler, 58 yaşında olup bir yıldan fazla işsiz olan ve herhangi bir iş teklifi yapılmamış olanlar, bir oyluluk işlerde çalışanlar, raporlu olanlar, harc dört alanlar, normal haftalık çalışma süresinin altında çalışan emekçiler işsiz olarak kabul edilmiyor. Alman hükümeti sözcüsü hastanelerdeki durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Almanya'da 10 Ocağı kadar geçerli olan kapanma önlemlerinin uzatılması bekleniyor. Berlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan federal hükümet sözcüsü Zaybert, Almanya'da hastanelerdeki durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Çünkü Noel ve tatil günlerinde bildirilmeyen vakalar nedeniyle şu anda yeni vaka sayısı hakkında net bir değerlendirme yapılamıyor. Yer yandan Aralık ortasında yürürlüğe giren ve 10 Ocağa kadar geçerli olan tam kapanma önlemlerinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda önlemlerin uzatılmasını konuşacak. Toplantı öncesi açıklama yapan enfeksiyon sayılarının yüksek olduğu Bavyera, Saksonya ve Turingen eyaleti başbakanları önlemlerin Ocak sonuna kadar uzatılmasını istedi. Ancak anaokulları ile okulların kapanması konusu eyaletler arasında tartışma yaratıyor. Vaka sayılarının düşük seyrettiği eyaletler yüksek sınıflarda yüzde yüze eğitime geçilmesini isterken Vaka sayılarının düşük seyrettiği eyaletler yüksek sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken bazı eyaletler ise 1-15 Şubat arasında başlayacak kış tatilinin öne çekilmesini talep ediyor. Vaka sayısına göre kararlaştırılacak yüz yüze eğitime 3 kademe olarak başlanması planlanıyor. İlk aşamada ilkokul öğrencilerinin yüz yüze ders yapması görüşü ağır basıyor. Üç sınıflar ise öncelikle uzaktan eğitim alacak. İkinci aşamada ise yedi ve daha üst sınıflar iki ayrı gruba ayrılarak kademeli olarak derslerine devam edecek. Üçüncü aşamada ise tüm öğrenciler düzenli olarak sınıflarda derslere başlayacak. Almanya'da yüksek vaka sayıları ve ölümlerin artması nedeniyle 16 Aralık'ta sadece acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işletmelerin açık kalmasını öngören kapanma önlemleri yürürlüğe sokulmuştu. Bu arada Robert Koch ensü korona vakalarını açıkladı. Son 24 saatte 944 kişi hayatını kaybetti. Enstitünün verilerine göre salgının sebep olduğu can kaybı 35.518'i buldu. Son bir gün içinde 11.897 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1.787.410'a yükseldi. Son 7 günde 100 bin nüfusa düşen korona hastası sayısı ise 134.7 olarak belirlendi. Hessen'de koronavirüse yakalanan insan sayısı son 24 saat içinde 641 arttı. Aynı süre içinde başka hastalıklar veya COVID-19 nedeniyle 104 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Hessen eyaletinde ölenlerin sayısı 3095'e yükseldi. Salgının başlangıcından bugüne kadar 141.012 insana virüs bulaştı. Limburg, Bayerburg bölgesi son 7 günde 100 bin nüfusa düşen 261.2 korona hastası ile başı çekiyor. Bunu Giessen, Fulda ve Waldeck Frankenberg takip ediyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yoğun bakım ünitelerinin %78.64'ü dolu. Yoğun bakım istasyonlarında 5700 hasta tedavi görüyor. Almanya'da şimdiye kadar 34.801.584 insana korona testi yapıldı. Test yapılanların %12.98'i yani %13'ünde virüs tespit edildi. Salgına karşı mücadelede en büyük silah olarak görülen aşıya da eksik aşı miktarıyla 27 Aralık'ta başlandı. Seçimlerin yaklaştığı Almanya'da korona salgınını önlemek için umut haline getirilen aşı koalisyon ortakları arasında seçim kampanyasına dönüştü. Aşı için Avrupa Birliği komisyonunun yeteri kadar sipariş vermemesi ve müzakerelerde geç kalınması tepkiye neden oldu. Karar organlarının içinde yer alan hükümet ortağı SPD, Başbakan Merkel, Spahn ve von der Leyen'i hedef aldı. SPD'nin bu yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olan Maliye Bakanı Olaf Scholz, acilen cevaplandırılması talebiyle 4 sayfadan oluşan bir soru kataloğu hazırladı. SPD milletvekili Post, ihmalin tam olarak aydınlatılması için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde 17 öğrenci tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'den milletvekili adayı olan Profesör Doktor Melih Bulu'yu rektör olarak atamasını protesto etmişlerdi. Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler intihalci rektör istemiyoruz. Üniversiteler bizimdir. Kayyum rektör istemiyoruz sloganları attı atamaya ilişkin protesto eylemleri ise sürüyor. Öğretim üyeleri de bugünkü rektörlük devir teslim törenini rektörlüğe sırtlarını dönerek protesto etti. Cübbelerini giyerek kampüs içinde rektörlük binasının önüne gelen öğretim üyeleri binaya arkalarını dönerek tepkilerini ortaya koydular. Öğrenci kolektifleri Twitter hesabından sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada Boğaz içinde kanyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı denildi. Öğrenciler diğer şeylerin yanı sıra dekanın AKP'ye yakınlığını ve demokratik olmayan bir yöntemle atanmasına karşı çıkıyor. Dekanlarını seçme hakkının kendilerine verilmesini talep ediyorlar. Çarşamba günü başka protestolar yapılması planlanıyor. Değerli Necla Radokasen hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.